Selamlar herkese. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz oyuncu Temmuz Gürkan Karaca. Temmuz Gürkan Karaca, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengizhan Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de çok farklı değiliz karantina sürecinde. Bildiğiniz gibi biraz fazla, biraz eksik. Hepimiz aynıyız. Evet, evet kesinlikle. Biz öncelikle sizin oyunculuğa hikayeniz nasıl başladı? Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Biraz onu anlatırsanız onu dinlemek isteriz öncelikle. Tabii. Şöyle aslında benim oyunculuk serüvenim biraz eskilere dayanıyor. İlkokul zamanına dayanıyor. İlkokul zamanında çok fazla tiyatro izledim ben. Annem tiyatro aşığıydı. Sürekli tiyatro izledik. İlkokuldan ortaokul sonuna kadar tiyatro benim için en büyük etkinlikti. Giyinirdik, süslenirdik, hazırlanırdık. Özen vardı. Ankara'da büyüdüm bu arada. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir dönemin bütün oyunlarını izlemişimdir. Oyunculuk serüveni değil belki bu ama bir şekilde onu anlamaya başladığım zamanlardı bu. Hiçbir zaman ama demedim yani ben de çıkacağım sahneye, ben de oyuncu olacağım gibi bir durumum yoktu. İyi bir izleyiciydim sadece. Ta ki liseye kadar. Klasiktir birçoğumuz buna lisede adım atarız sahnedir. İşte okulda kurulan tiyatro kulüpleridir vesaire. Benimki de böyle başlamış oldu aslında. Tiyatro kulübüne katılmakla başlamış oldu. Tiyatro kulübünde oyunlar oynadık vesaire falan ama ben yine de bir adım atmakla atmamak arasında kaldım hep o dönemde de. Ben izleyici kalacağım galiba dedim. Evet güzel bunu da yaptım, deneyimledim. Sahne tozunu aldım, sahneye de çıktım. Hayran olduğum insanların olduğu yere de geldim ama güzel ben izleyici olmaya devam edeyim derken bir şekilde işte üniversite hazırlıkları, işte üniversite hangi üniversite okumalı, ne okumalı, bir meslek seçmeli sürecinde ben turizm okumaya karar verdim. Evet. Çünkü eğlenceli bir sektör, turizm seyahat işletmeciliği, eğlenceli, keyifli bir sektör. Dedim ki ben burada mutlu olabilirim. Başladım, istediğim yeri de kazandım, okumaya başladım. Fakat bir süre sonra bu beni okurken bile mutlu etmemeye başladı. İşte gittiğim üniversitede acaba kulüp mü kursam, tiyatro mu yapsam, şöyle mi olsa, böyle mi olsa derken bir şekilde ben o tozdan kurtulamadım. Sahne tozunu atlamadım hiçbir şekilde üstüne. Ama turizmi bitirdim. Dedim ki tamam buna başladım, bunu bitireyim. Bittikten sonra tabii stajıdır, meslekle ilgili işler falan derken yok dedim ben bunu yapamıyorum. Ben konservatuara gireceğim, konservatuara okuyacağım, oyuncu olmayı deneyeceğim. Ve konservatuara girdim, kazandım, okudum. Şöyle bir nokta var benim için oyunculukta. Çok fazla meslek seçtim ben kendime. İlk hatırladığım, ilk seçtiğim meslek itfaiyecilikti. İtfaiyeci olacağım diye merak salmıştım. Çünkü bir itfaiye arabam vardı. Ardından bir tüp kamyonu almışlardı bana. Tüpçü olmaya karar vermiştim. Sonra polis olmak istedim. Daha sonra büyüdükçe, biraz daha büyüdükçe işte doktorluk, doktorluk güzel bir şey. Avukat da olabilirim ya aslında. Bak insanları kurtarabilirim ya da suçlu olanlara ceza verdirebilirim falan derken çok fazla şey geldi geçti. Bir dönem pilot olmak istedim. Çok fazla kafaya taktım. Olamadım falan. Sonra oyuncu oldum. Dedim ki bir dakika ben aslında hepsi olmuşum yani. Bana göre oyunculuk böyle bir şey. Evet. Her şey olabileceğimiz tek bir meslek. Hep söylerim bunu. Çok da güzel bir tanımdır bence benim adıma. Kesinlikle. Her şey olabildiğim bir meslek. Şimdi en son işimde polistim mesela. Ondan önce bir işimde avukattım. Bir sonrakinde başka bir şey olacağım. Bu yüzden de çok güzel bir serüvendir bu oyunculuk serüveni. Benim için biraz böyle ilerledi aslında. Evet. Gerçekten de altın çizdiğiniz nokta çok önemli. Her mesleği olabilen bir meslek. Çok da güzel, çok da renkli. Genelde hani belki oraya da bir atıfta bulunmak anlamında Ankara oyuncularının her zaman böyle bir ayrı bir yeri vardır. Türkiye'de, dizi dünyasında da, televizyon dünyasında da. O tiyatro kökenli hep bir yeri vardır herhalde. Orada bir Ankara oyunculuğu kültürü vardır. Ya evet, bir galiba bu Ankara Devlet Tiyatrosu'nun faal olmasıyla, yani bütün devlet tiyatroları faal ama Ankara biraz daha kesimle alakalı, biraz daha hani Ankara profilimiz bellidir. Bir bürokrasi kesimi vardır ve daha bir Ankara ciddiyeti dediğimiz bir durum vardır. Bu bence burada da kendini gösteriyor. Çünkü
sahnelerinde oynanan oyunlar ya da oyuncuların tavırları, oyuncuların duruşları hepsi bence bir bütün. Dolayısıyla bu seyircisine de yansıyor ve bu, Ankara'da bu işi yapmak isteyen, oyuncu olmak isteyen ya da olan ve bunu bunun temellerini orada alan insanlar içinde bir ekol haline geliyor galiba ki Ankara oyuncuları biraz daha disipline edilmiş kendi içinde bir yapıda duruyor sanırım. Evet. Tabii her mesleğin iyisine dair emareler vardır. Hani o mesleği tarif ederken iyisine dair bir takım yönler söyleriz. Bu anlamda size göre iyi oyuncunun özellikleri nelerdir? Siz iyi oyuncuyu tarif ederken neleri öne çıkarırsınız? Ben oyunculuk bir meslek grubu. Biraz daha diğer meslek gruplarından ayırıyoruz. Neden daha popüler? İnsanların daha çok ilgisini çekiyor. Bu sebeple ayırıyoruz aslında ama bence oyunculuğun bir restoran işletmek veya bir dosya memurluğu yapmaktan çok da bir farkı yok. Bir meslek özünde. Ayıran şey nedir oyunculuğu? Tamamen duygularımızla yaptığımız bir iş. Tamamen kendi bedenimizle, kendi ruhumuzla verebileceğimiz bir şey. Eğer ki ruhumuzda bir şey yoksa verebileceğimiz de hiçbir şey yok seyirciye. İyi oyuncu olmak diye bir şey yok bence. Şöyle bir şey var. İşini iyi yapan oyuncu var. Ben buna inanıyorum. Çünkü işini iyi yapıyorsan ve senin duyguların varsa, bu oyunculuk senin bünyende zaten varsa, artı işini de iyi yapıyorsan zaten iyi oyuncu oluyorsun. Eğer ki yoksa, taşımıyorsan, ruhun bunu taşımıyorsa, eğitimin bunu taşımıyorsa ve işini de iyi yapamıyorsan zaten kaybolup gidiyorsun, yok oluyorsun ve iyi oyuncu demiyor kimse. İyi oyuncu denmesinin sebebi bana göre en temel sebeplerinden bir tanesi bu. İşini evet. iyi yapmak bence. Evet. Tabii bu anlamda peki size göre bu işin stresli yanları neler? Stres dediğinizde mesleğinize dair neler söylersiniz? Şimdi şöyle ayırmak isterim burada. Yani tiyatro ve dizi sinema olarak ayırmak isterim. Çünkü hepsinin kendi içinde farklı stresleri var. Tabii. Tiyatro ya geldiğimiz zaman tiyatro bence çok coşkulu bir şey. Yani çok coşkulu bir oluşum. Ve insanı gerçekten bütün dertlerinden arındıran, inanılmaz güzel zamanlar geçirten bir yapılaşma tiyatro. Fakat tiyatronun en büyük stresi nedir? Para kazanamamak. Ben şuna inanmıyorum bu arada. Tiyatro para için yapılmaz. Öyle bir şey yok. Bu bir meslek. Tabii ki de insanlar bundan para kazanmak zorunda. Para için yapılmalı. Evet. İyi yapmak para için olmaz ama iyi yaptığın zaman da para kazanmak gerekir. Dolayısıyla tiyatro para için yapılmaz. Tiyatro başlıyor. Ben buna inanmıyorum. O yüzden de maalesef ki tiyatronun en büyük streslerinden bir tanesi bu. Onun dışında zaten çok güzel bir süreç, güzel hazırlanıldığı durumlardan bahsediyorum tabii ki de öyle. Öylesine yapılmış şeylerden bahsetmiyorum. Gerçekten amacına uygun her şeyle dört dörtlük yapılmış bir işte. Çok fazla stres olmuyor ki ta ki o premiere çıkıp işte ilk alkış gelene kadar. Ancak dediğim gibi en büyük streslerinden bir tanesi para kazanmak. Çok fazla tiyatro oyuncumuz var ve çok ben de tiyatro oyuncusuyum. Yani şöyleyim, şu an tiyatro oyunum yok ama konservatuar mezunuyum. Aynı zamanda benim giriş alanım tiyatro aslında. Daha sonradan bizde televizyon, işte sinema kısımları geliyor. Şimdi onlar da ayrıldı biliyorsunuz. Yani TV dizi oyunculuğu, sinema oyunculuğu, kamera önü oyunculuk falan diye de ayrıldı artık. Eskiden böyle değildi. Oyunculuk oyunculuktu ve güzel bir tiyatro eğitimiyle başlardı. Konservatif bir eğitimle girilirdi falan. Neyse. Onlar artık günümüze uyarlanıyor sanırım. Yani zamana uyarlanıyor. Dizi kısmına geldiğimiz zaman televizyonda da şöyle bir sıkıntımız var. Bir, çok uzun süreler dizi çekiyoruz. Yani 140 dakika, 150 dakika, 180 dakika çok uzun çalışma süreleri ve bu ilk sıkıntımız. İkincisi senaryo sıkıntımız artık baş göstermeye başladı. Özgün senaryomuz yok. Bu birçok oyuncu için sıkıntı olmaya başladı. Onun dışında iş garantisi tabii ki yok. Yani bir dizi yaptınız, sonraki dizi 3 sene sonra mı yapacaksınız? Hemen bir ay sonra mı başlayacaksınız? Bu da çünkü piyasa çok kalabalıklaştı, çok fazla konservatuar açıldı, çok fazla kamera önü oyunculuk açıldı, çok fazla yapım şirketi açıldı. Herkes dizi çekiyor, herkes sinema filmi çekiyor ve herkes oyuncu olmak istiyor. Öyle bir noktaya geldik artık. O yüzden de bu da pasta diyorum ona, pastanın bölünmesine sebep oluyor. Evet, iyi olan yine işini yapıyor, yine
kazanabileceği şeyi kazanıyor ya da mesleğini sürdürüyor. O ayrı bir mevzu ama bunların hepsi bir stres nedeni. İşte çalışma saatlerimiz hiçbir şekilde düzenli değil. Bazen gidiyorsun sabah, geliyorsun ertesi gün, gecenin ikisinde gidiyorsun, hiçbir şey yapamadan, çalışamadan geri geliyorsun falan böyle evet. Bir durum var. Bu da her zaman için stres. Yani ben şunu yaşadım. En son işim Trabzon'daydı. Şehir dışı daha da zor. Evinizden kilometrelerce uzakta olmak çok daha zor. Doktor randevusu alamamak diye bir şey vardır mesela bizde. Yani alacağım doktor randevusu, dişçiye gideceğim ama o gün setim var mı yok mu bilmiyorum. Set ya da o gün bitecek mi o saatte? Var ama o saatte bitecek mi bilmiyorum. En ufak bir aksaklık saatlere mal oluyor. Tabii ki çok zor, çok yoğun bir piyasa, çok güçlü bir piyasa. Çarklar çok yönlü dönüyor ama maalesef bu da bir oyuncu için her zaman stres. Evet. Sinema için çok fazla belki, sinema çok daha keyfi bir durum bence. En keyiflisi galiba sinema içlerinde. Çünkü çok fazla bir zaman dilimi değil, belirli bir zaman dilimi içinde yapılıyor. Hele ki gerçekten içinize sinerek yaptığınız bir işse galiba oyunculuğun balı kaymağı gibi hediyesi, sürprizi gibi bir şey olmuş oluyor sinema biraz evet. Da. Teşekkür ediyoruz. Tabii ben çok uzun konuşuyorum bu arada, çok özür dilerim. Estağfurullah. Bu anlamda hayatın bütününde bir dijital dönüşüm yaşanıyor. İşte eskiden radyo, televizyon, gazete gibi mecralar varken bugün hemen hemen herkes internet kullanıcısı. Bunun neredeyse etkilemediği alan da yok gibi. Hayatın her alanına bir takım etkileri var. Şu an belki içinde bulunduğumuz süreçte de bu dijital dönüşümün etkilerini hissediyoruz büyük oranda. Bu anlamda sizin bu dijital dönüşümle ilgili yorumunuz ne olur? Mesleğinize etkisi nasıl bu dijital dönüşümün? Geleceğe dair nasıl öngörülerde bulunuyorsunuz dijital dönüşümle ilgili? Evet. Şu an bu görüşmeyi yüz yüze yapıyor olabilirdik mesela ama evet. Biz de bunu kullanıyoruz şu anda dijital. Yani şöyle, tabii bu biz gelişen bir ülkeyiz. Yani gelişimini tamamlamamış ve bir tık geriden gelişen bir ülkeyiz. Yani hatırlayın, her şey bizim ülkemize bir sonradan gelir, biz sonradan sahip oluruz ve onu bir tüketiriz sonuna kadar, dibine kadar eze bir tüketiriz. Ondan sonra tekrar bir dönüşüm yaşarız. Şimdi bu süreçte bu salgın döneminin de çok etkisi oldu tabii ki bu dijital platformların, dijital kullanımların artmasında. Yani bir yönden ben bunu düzgün kullanıldığı zaman olması gereken olarak görüyorum. Olmalı, devam da etmeli. Sadece düzgün kullanılmalı. İşte birçok firma, satış yapan firma, atıyorum tekstil, gıda firmaları da artık dijital platform üzerinden satış yapmak ve ilerlemek derdinde. Biz oyuncular yine dijital platformlarda canlı yayınlarla vesairelerle farklı etkinliklerle ya da belli kanallarla, mesela sizin yaptığınız gibi belli mecralarda kanallar açarak mesleğimizle ilgili dersler vesaireler, eğitimler gibi, işte bizim bir atölyemiz var, oyunculuk ve diksiyon dersi veriyoruz. Mesela şimdi biz de online bir şey hazırlamaya çalışıyoruz. Gelmek istemeyenler, henüz hazır hissetmeyen, dışarı çıkmaya vesaire gelmek istemeyen bu online dersleri satın alıp bu şekilde yine dijital olarak en azından temel kısımlarından faydalanabilsin istiyoruz. Yani bu güzel bir şey. Bizi çok etkilemeyecek, ben inanmıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Dediğim gibi aslında oradan başladım. Biz gelişen ama biraz geriden gelişen bir toplumuz. Yani bizim dizi sektörümüzün, özellikle mesleğim anlamında söyleyeyim, dizi sektörümüzün bir anda dijital platformda yok olup gitme gibi bir şansı yok. Neden yok? Benim anneannem dijital platforma girip dizi izleyemez. Veya birçok kişinin annesi, belli bir yaş grubu diyelim. Şu anda birçok sosyal mecrayla yeni tanışmış büyüklerimiz vesaireler. Bunun yanında sadece tabii ki de yaş kriteri ya da yeni tanışmış olmak da değil. Sosyoekonomik durumumuz da bizim çok buna müsait değil. Yani
Asgari ücret alan çok fazla insan var. Sadece bununla günlük gıda ihtiyacını karşılayıp ay sonunu getirip tekrar başa dönen insan var maalesef ki. O yüzden de bizde işte paralı dijital platformlar belli bir kesime hitap edecek, güzel de olacak ama ben mesleğimi bu ülkede yapmaya devam ettiğim sürece uzunca bir süre biz mesleki kaygıyı bununla ilgili, dijital platformlarla ilgili yaşayacağımıza ben inanmıyorum. Sadece bu şekilde oluşumlar, gelişimler daha çok katkı sağlayacaktır bence. Ama bizim normal, hani o bildiğimiz karasal antenimiz vardır ya, oradan bizi izlemeye devam edecekler. Bu bizim ülkemizde biraz daha zaman isteyen bir şey. Birkaç nesil değişmesi lazım. Ondan sonra işte bu tamamen dijital platforma dönüşür. O zaman ayrı düşünmek lazım, ayrı bakmak lazım. Çünkü o zaman farklı bir noktaya gelecek. O zaman işte herkes oyunculuk yapamayacak. O zaman herkes yapımcılık yapamayacak. Daha da güzel olacak bence. Çünkü yapımcıların tercihleri, yönetmenlerin tercihleri, oyuncuların iş tercihleri daha kısıtlı olacak ve daha kaliteli olacağını düşünüyorum ben. Evet. Bu şekilde çok fazla kanalımız var, çok fazla seyirci var. Dolayısıyla her şeyi yapıyoruz. İşte temizlik programı yapıyoruz, yemek programı yapıyoruz, sabah programı yapıyoruz. İşte bir ton şey, aynı şeyleri yapıyoruz. Evden kaçanları buluyoruz falan. Çok fazla seçeneğimiz var. O yüzden de bir süre daha böyle gider ve ben çok şey tehlikeli görmüyorum. Aksine daha kaliteli yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, tabii o değişimler, dönemler, devirler, geçmiş bugün derken siz de bahsettiniz. Sinema bir anlamda hani o işin en keyifli kısımlarından biri. Türk sinemasında da Yeşilçam. Böyle hani Yeşilçam dönemini aklınıza getirdiğinizde ilk aklınıza gelen oyuncu, belki film, belki örnek aldığınız isim kim dersiniz? Ya, kim söylerdiniz? Direkt gülümsüyorum çünkü gerçekten hala deliler gibi izliyorum. Hala çok seviyorum ve Mavi Boncuk'tu benim, hemen söylerim. Evet. Direkt Mavi Boncuk. Ama tabii onun dışında çok fazla, yani hepsini çok seviyorum. O dönemden yani Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Gülşen Bubikoğlu, yani hepsi o kadar güzeller ki. Ayşen Guru da, yani asla hiçbirini birbirinden ayıramam galiba. Evet. Ve çok isterdim. Yeşilçam döneminde oyunculuk yapmayı çok isterdim mesela. Evet. Hani çok söylerim bunu sorduklarında. Hani mesleğinizle ilgili, ya şu olsaydı dediğin ya da şununla oynasaydım ya da şöyle bir filmde oynasaydım dediğiniz bir şey var mı dediklerini hep bunu söylüyorum. Yeşilçam döneminde oynamayı ben çok isterdim. Çünkü evet. Yeşilçam döneminde, yani biliyorsunuz ki sizde oyunculuklar bile değişti aslında şu dönemde, yaşadığımız dönemde. Yeşilçam oyunculuğu bambaşka. Yeşilçam görüntüleri, Yeşilçam yönetmenliği, her şey çok başka. Senaryosu çok başka. Oyunculuğu çok başka. Şimdi o yüzden belki de Yeşilçam olarak böyle bir dikili bir ağaç bizim sinema tarihimizde. Şimdi o tat var mı? Gerçekten yok. O yüzden de hala Hababam sınıfını milyonuncu kez izliyoruz. İzliyorsunuz, izlemeye de devam edeceğiz. Kesinlikle. Çünkü çok güzel, onu güzel yapan da şu bence, bir insanların, o dönemdeki oyuncuların çok samimi olması, biraz ona bağlıyorum. İki, kısır bir piyasa, kısır bir zaman dilimi sinemamız için ve yani şu çok önemlidir bence, iki oyuncunun birbirini tanıyor olması, bir önceki işinden mesela tanıyor olması ya da real hayatında tanıyor olması ya da yönetmenle oyuncunun tanışıyor olması o işin kalitesini bir tık daha artırır. Çünkü anlaşmak daha kolaydır. İletişim kurmak çok daha kolaydır ve bu da işin kalitesine yansır. Şimdi biraz onun da etkisi var. Belli bir oyuncu kadrosu var. Bütün filmlerde aşağı yukarı aynı kadro dönüşüyor ve artık şöyle inanıyorum ben mesela, dediğim gibi hep hayal ediyorum o dönemde oynamış olmayı. Yani muhtemelen birbirlerinin gözünün içine bakıp bunu demek istiyor galiba deyip evet, oynamaya devam etmişlerdir diye düşünüyorum. Evet, çok farklı bir iletişim ağı oluştuğu kesin. O da işlere yansımış zaten. Ama hani Yeşilçam dediğimizde ben herkesi, oradaki bütün hiçbirini ayırmadan, evet işte şudur benim favorim ya da idolüm ya da kişim demiyorum. Hepsi Yeşilçam'ın içinde, yani Yeşilçam sadece bu aslında. Hepsi içine giriyor ve ben galiba Yeşilçam'ın şey kısmındayım. Daha çok benim idolüm olan ya da benim evet işte bu dediğim kısım, o Yeşilçam'ın duygusal güzel tarafı. Yani kendi içinde ufaktan en komik, absürt dediğimiz filmde bile, yani
alttan alttan inanılmaz güzel mesajlar veren, her kelimesi çoğu filmde dolu dolu aslında bize çok anlamsız belki izlediğimizde gelen ama aslında altında birçok anlam taşıyan ve farkında olmadan içimize işleyip bize kendini defalarca izleten o kadar çok noktası var ki keşke dönebilsek ya da keşke öyle bir ikinci Yeşilçam dalgamız olabilse keşke bundan evet. Sonrası için. Keşke öyle bir yeni dönem açabilsek. Biz çok teşekkür ediyoruz Temmuz Gürkan Karaca bu programımıza. Ben çok teşekkür ederim. Son olarak oyunculuğa dair, hayata dair son sözleriniz neler olur? Bize son olarak neler söylemek istersiniz? Ben hep şu noktasındayım. Oyunculuğun da, hayatın da. Çünkü hepsinin temeli bence bu. İyi insan olmaktan geçiyor. Elimizden geldiği kadar. Yani daha doğrusu bunun elimizden gelmesi diye bir şey yoktur. İyi insansa insan iyidir. İyi insan olmaktır bence her şeyin temeli. Sevmektir, her şeyi sevmektir. Başarılı olmanın temeli, oyuncu olmanın temeli, hayatın içinde mutlu olabilmenin temeli. O yüzden de herkese demek istiyorum ki sevin, sevilin ve iyi insan olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz oyuncu Temmuz Gürkan Karaca'ydı. Bir başka Her İnsan Bir Dünya'da görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.